çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Konumuz sözcüklerin anlamını değiştiren ekler. Bu eklerin neler olduğunu tahtaya yazdım. C, L, L, Örneklerimize bakarken bir yandan ekranda görseller olacak. Birlikte inceleyelim. İlk kelimemiz simit. Simit dediğimizde ekranda gördüğünüz gibi aklımıza gelen, ondan yapılan, çembere benzeyen, üzerinde susamlar olan bir yiyecek geliyor değil mi? Peki çiğ ekini getirdik. Çiğ ekini getirdiğimiz zaman ne oldu? Simit çi oldu. Aynı görsel mi gelecek aklımıza? Tabii ki hayır. Anlamı değişti. Artık aklımıza gelen simiti satan kişi olacak. Bakın simit dediğimizde farklı bir görsel canlandı zihnimizde. Simitçi dediğimizde farklı bir görsel. Çünkü kelimenin anlamı değişti. Çiğ ekiyle kelime farklı bir anlam kazandı. Diğer kelimemiz sebze. Sebze dediğimizde aklımıza gelen görselde gördüğünüz gibi patlıcan, kabak, domates, salatalık, patates bunlar oluyor. Sebzeli dediğimizde, li ekini getirdiğimizde yine aklımıza bu görseller gelmiyor. Bu sefer bir yemek görseli gelebilir, bir yiyecek görseli, çorba görseli gelebilir. İçine sebze katılmış bir yemek, içine sebze katılmış bir çorba olabilir. Yani sebzeli, içinde sebze bulunan bir yemek, yiyecek görseli aklımıza gelir. Peki kalem dediğimizde aklımıza gelen Şuradan hemen gösterelim. Yazı yazmak için kullandığımız tahta kalemi, kırmızı kalem, kurşun kalem olabilir. Lik ekini getirdiğimizde ne olacak? Yine aynısını gelecek. Hayır, anlam değişti. Bu sefer aklımıza gelen bunlar olacak değil mi? İçine kalem katılmış kutularımız, fermuarlı olabilir sizlerin kullandığı. Aklımıza gelen bu olduğu için bakın anlam değişti. Lik ekiyle kelimeye farklı bir anlam kattık. Kalem, kalemlik. Son kelimeye bakalım. Ya, yağsız ya dediğimizde görselde gördüğünüz gibi yemekler için kullandığımız bu yiyecek gelir. Peki yağsız dediğimizde yani içinde yağ olmayan yemek, yağ olmayan çorba ya da börek yapmışız, üzerine yağ sürmemişiz değil mi? Yağsız deriz. Yani yağı yok anlamına gelir. Farklı bir anlam kazandı. Silgi kelimesine li eki getirilmiş ve yeni bir anlam kazanmış. Silgi dediğimizde aklımıza gelen eşya görselde gördüğünüz gibi. Fakat silgili dediğimizde aklımıza ne geliyor? Silgisi bulunan bir varlık geliyor. Mesela kalem. Bazı kalemlerin ucunda ne vardır? Silgi vardır. Biz o kalemlere görselde gördüğünüz gibi silgili kalem diyoruz. Silgisi de bakıyoruz. Silgi dediğimizde aklımıza başka bir görsel geliyor. Silgisiz dediğimizde silgisi bulunmayan bir şey. Yani kalem görseli gelebilir aklımıza. Mesela bu kalemin silgisi yok. O yüzden silgisiz diyebiliriz. Tuz kelimesi lu eki almış. Yani li eki almış. Tabii ki yapısından dolayı lı, li, lu, lü, lü olabilir. Tuzlu dediğimizde yediğimiz bir yemeğin tadının tuzlu olduğunu söylüyoruz. Tuzsuz dediğimizde yediğimiz bir yemeğin tadının tuzsuz olduğunu belirtiyoruz. Farklı bir anlam kazandı. Çiçek dediğimizde aklımıza gelen görsel gördüğünüz gibi çiçekli dediğimizde bir vazo düşünelim. Bu vazoda çiçek var. Yani çiçekli vazo. Ya da bir elbise düşünelim. Elbisenin üzerinde çiçek desenleri var. Çiçekli elbise. Ya da bir ayakkabı düşünelim. Üzerinde çiçek desenleri var. Çiçekli ayakkabı değil mi? Çiçeksiz dediğimizde farklı bir anlam kazanıyor. Vazonun içinde çiçeğin olmaması aklımıza gelebilir. Ya da elbisenin üzerinde çiçek deseninin olmaması, çiçeksiz elbise diyebiliriz. Farklı bir anlam kazandım. Şekerci. Şeker dediğimizde yediğimiz o tatlı şeyler geliyor değil mi aklımıza? Peki şekerci dediğimizde yine o tatlı şeyler mi geliyor? Hayır. O şekeri satan kişi geliyor aklımıza. Şekerlik dediğimizde görselde gördüğünüz gibi içine şeker kattığımız kaplar geliyor. Kitap dediğimizde aklımıza gelen görsel farklı. Ekranda gördüğünüz gibi kitapçı dediğimizde kitabı satan kişi geliyor aklımıza. Bakın anlam değişti. Kitap dediğimizde farklı bir görsel, kitapçı dediğimizde farklı bir görsel. Kelimenin anlamı değişiyi aldığı ek ile. Kitaplık Kitaplarımızı kattığımız, düzenlediğimiz raflara da kitaplık diyoruz dolaba. Sucu dediğimizde su içtiğimiz, akan, akışkan, rengi kokusu olmayan madde geliyor aklımıza. Sucu dediğimizde bu suyu satan ya da tadilatını yapan kişi geliyor aklımıza. Suluk okula götürdüğünüz suluklarınız var değil mi çocuklar? İçine su kattığınız. İşte bakın su dediğimizde çeşmeyi açtığımızda akışkan sıvı gelirken suluk dediğimizde ne geliyor aklımıza? O akışkan sıvıyı kattığımız kaplar geliyor. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.